Merhaba arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir üçgenin kenar orta dikmelerinin tek bir noktada kesiştiğini ve bu kesiştikleri noktanın da bu üçgenin çevre çemberinin merkez noktası olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Bunun için önce bir tane üçgen çizelim. Herhangi bir üçgen. Şu şekilde herhangi bir üçgen çizelim. Daha sonra bu üçgenin köşelerini isimlendirelim. Bu bir ABC üçgeni olsun. Evet, ABC üçgeni olsun. Daha sonra herhangi iki kenarına ait kenar orta dikmelerini çiziyoruz. Burası BC kenarını iki eşit parçaya bölen orta dikme olsun. Yine AC kenarına ait olan orta dikmeyi de şu şekilde çizelim. Bu da AC kenarını iki eşit parçaya bölen orta dikme olsun. Burada arkadaşlar AC kenarını iki eşit parçaya bölmüş oldu. Burada da şu şekilde iki eşit parçaya bölmüş oldu. Şu noktaları da isimlendirelim. Buraya K diyelim. Buraya da L diyelim. Yani AK, KC'ye eşit. LC de LB'ye eşit. Şimdi arkadaşlar şu orta noktaya da G diyelim, isimlendirelim. Şu şekilde. Şimdi bu G noktasından G noktasından önce C köşesine bir doğru çizelim. G noktasıyla C'yi birleştirelim. Şöyle iki tane KGC ve GLC gibi iki tane üçgen oluşmuş oldu. Bu üçgenler aynı zamanda şu G noktasını A ve B köşelerine de birleştirelim. Şimdi arkadaşlar şu üçgene dikkat edelim. Şu iki sarıya boyadığım üçgenlere dikkat edelim. AKC üçgeninde çizilen yükseklik karşı kenarı yani AC'yi iki eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu nasıl bir üçgendir? Yani AGC üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Dolayısıyla AG kenarıyla GC kenarları birbirine eşittir. Şimdi şu üçgene bakalım. BGC üçgenine bakalım. Bunu da renklendirelim. Bunu da yeşile boyayalım. Buradaki BGC üçgeninin de G köşesinden çizilen yükseklik karşı kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu ancak BGC üçgeninin de ikizkenar üçgen olmasıyla mümkündür. Şimdi onu da şu şekilde demek ki BG de GC'ye eşit. Bu durumda AGB üçgeninin de bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. İki kenarı birbirine eşit bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Bunu da renklendirelim. Onu da maviye boyayalım. Pardon. Hata yaptık. Bunu düzeltelim. Evet. Bunu da maviye boyayalım. Bu AGB üçgeni de maviye boyayalım. İki kenar eşit. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgende. Dolayısıyla G kenarından AB kenarına bir dikme indiğim zaman veya yükseklik çizdiğim zaman karşı kenarı iki eşit parçaya bölmesi gerekir. İkiz kenar üçgen özelliğinden. Dolayısıyla bu hem dik üçgendir. Daha doğrusu AB kenarını dik keser. Aynı zamanda karşı tarafı da
iki eşit parçaya böler. Bu noktaya da M diyelim. Dolayısıyla AM ile de MB birbirine eşittir. Dolayısıyla görüldüğü üzere ABC üçgeninde ait 3 kenarına ait orta dikmeler tek bir noktada kesişiyor. Dolayısıyla orta dikmelerin tek bir noktada kesiştiğini ispatlamış olduk. Peki bu orta dikmenin aynı zamanda bir başka özelliği de neydi? Bu ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkez noktasıydı. Onu da şöyle çizecek olursak A, B ve C noktalarından geçen bu çevrel çemberde ABC üçgeninin A, B ve C köşelerinden geçmektedir ve merkezi de G'dir. Böyle bir daire çizilebilir arkadaşlar. Çünkü bakın AG, BG ve CG uzunlukları birbirine eşit. Dairenin veya çemberin tanımı neydi? Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeriydi. Dolayısıyla G noktasından eşit uzaklıktaki 3 tane noktadan bir tane daire geçer ve böylece ne bir üçgenin kenar orta dikmelerinin tek bir noktada kesiştiğini ve bu noktanın aynı zamanda çevrel çemberin merkez noktası olduğunu ispatlamış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.